sen onu bizim yaşında oynamayız aşkım. Ahmet de uyumasın da. Testleri devam ediyor. Sinop'ta takip etmişsinizdir. Çok başarılı bir iki test daha yaptık. Fırlatmaları gayet başarılı geçti. Bunlar devam edecek. Bu uzay çalışmalarında çok sayıda test yapmak zorundayız uzaya çıkmadan. Ama şunu rahatla söyleyebilirim. Hibrit roketimiz ve uzay aracımızın bütün çalışmaları, tasarım çalışmaları, imalat çalışmaları hepsi yolunda gidiyor. Sadece o da değil. Astronotumuz biliyorsunuz uzay istasyonuna gidecek. Diğer projelerimiz var. DAK gözlemevimiz açılacak bu sene sonunda. Birçok hedefimiz var. Paralel olarak hepsini yürütüyoruz. Ve inşallah da 2023'te artık sonuçları da almaya başlayacağız. 2023 sonunu hedefliyoruz. Eğer beklenmedik teknik bir büyük aksilik yaşamazsak, tabii böyle şeyler de oyunun kuralı içerisinde var. Onu da söylemem lazım. 2023 sonudur. Ay'a ulaşacağız. Hatta bu öyle bir dünya çapında bir olay olacak. Çünkü bizim şartlarımızda yerli bir roket ile ve yerli tasarım bir uzay aracıyla Ay'a bu kadar kısa sürede ulaşabilmiş başka bir devlet, başka bir millet yok. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Böyle çalışmalar genellikle 10-15 sene sürüyor. Biz bunu çok kısa bir sürede, tabii ki evvelden bir temeli var. Ajans kurulmadan önce de Türkiye'de ciddi uzay çalışmaları yapılıyordu. Ama bunları derledik, toparladık ve bir program strateji çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığı Milli Uzay Programı doğrultusunda yürüyoruz. Burada uzay ve astronomi kampı için Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen 9000 genç arasından seçilen 120 gencimiz var. Bugün de konuğumuz Uzay Ajansı Başkanımız, teşrif ettiler, geldiler. Gerçekten bizi çok mutlu ettiler. Bizim buradaki en büyük amacımız şu, bir farkındalık oluşturmak. Gençlerimiz hem ülke açısından. Bence bu farkındalığı da oluşturmuş olduk. Bundan sonra da tarım kampı yapacağız. Böylece Aksaray, İç Anadolu'nun ortasında, kavşak yerinde hem spor faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası yapıldığı hem de bir kamp merkezi haline getirmek istiyoruz Aksaray'ı. Efendim katılabilirsiniz. Müziği verelim. Ben güzelden anlarım. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin. Neşe bahçesi, bu kadar fazla gerek yok. Sözlerin ipek gül denizi, bu kadarına hiç gerek yok. İsmini senin eleniyor, sen sevilecek yarımsın. Ellerimin seni anıyor. Etkinlikler yapıyoruz, konuşmacılarımız geliyor. Başkanım, hoş geldiniz. Daha çok eğlence üzerine de oluyor ama astronomi uzay hakkında da bilgilendirmeler oluyor. O yüzden bizi hiç yani çok güzel vakit geçiriyoruz, geceleri doğrudan gözlemler yapıyoruz. Hiç görmediğimiz gökyüzü görüntülerini görmüş oluyoruz çünkü tüm ışıklar kapanıyor. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Daha çok astronomiyle ilgileniyoruz ama bütün arkadaşlarımızla bilim, felsefe ve birçok alanda sohbet ediyoruz ve birbirimizden bilgiler öğreniyoruz. Arkadaşlar, Türkiye'nin ve Kütahya Kıbrıs Cumhuriyeti'nden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Genç olarak burada toplandık. Bugün uzay ve astronomi üzerine belirli böyle bir toplulukta ve yaptık. Güzel organizasyonda yaklaşık sizlerle 4 beraber olmaktan çok gündüzleri atölyelerle birlikte akşamları da yerinde başlayayım. Yani Hasan Dağı'nda burada teleskoplarla birlikte gökyüzündeki gezegenlerimizi ve takım yıldızlarını incelemek. İlgili gençler olarak ama kısaca yine de bahsedeyim. Serdar Hüseyin Yıldırım 2 senedir Uzay Ajansı İstanbul Teknik Üniversitesi giriş, Berlin Teknik Üniversitesi çıkış. Ayrıca tarihçiliğim de var İstanbul Üniversitesi. Tabii aşağı yukarı 32 seneyi tamamlamış bir meslek hayatım var, tecrübem var. Bunun son Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü yaptım bundan önce. Ulaştırma Bakanlığı diyoruz. Aslında şu 2 sene içerisinde yaptıklarımız gerçekten dünyada da hayretle karşılandığını söyleyebilirim. Yani Şubat'taki toplantısında ve bu programı bütün dünya ilgiyle karşıdaki sayılı ülkelerden birisi haline gelir. Bu söyleniyor. Ama tabii bu nasıl olacak? Neticede biz bunu evet kurduk. Bir yoluna koymaya çalıştık.